doktora tezim yapmış olduğum 2010 yılında yapmış olduğum bir çalışma vardı. Yine TÜBİTAK tarafından ödül alan bir çalışmaydı. Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu danışmanımla birlikte hocamızla yapmıştık ve yine TÜBİTAK'tan ödül almıştık o projeyle ilgili. KKTC genelindeki orta öğretim alanındaki tüm öğretmenler ve tüm öğrencilerle birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik algıları, yeterlilikleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri ölçülmüştü. Yine öğretmenlerin de aynı şekilde üç aşamalı olarak ölçülmüştü ve bunlarla ilgili ölçekler geliştirilmişti. Bir web sitesi geliştirdik. Öncelikle mobil öğrenme ile ilgili. Mobil öğrenme nedir? Nasıl uygulanmalıdır? Hangi branşlarda, hangi yöntemlerle kullanılabilir? Her zaman kullanılmalı mıdır? Çünkü biliyorsunuz, teknoloji sadece teknoloji tabanlı eğitim yaptığımız zaman bu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. İkisi birlikte yani hem sınıf ortamında hem de sadece destek amaçlı olarak kullanıldığı zaman daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır blended learning'in. Ve yine bizim yaptığımız çalışmada da hem internet üzerinden web sayfasıyla hem de sınıf ortamına gidilerek öğrencilere aktarılmış, öğretmenlerle yine görüşmeler yapılarak nasıl uygulanacağı aktarılmıştır ve daha sonra onlara bir süre verildikten sonra ölçeklerimiz uygulandı ve öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin mobil öğrenmeye algıları yüksek yani kullanmayı istiyorlar ancak yeterlilikleri şu anda yeterli değil eğitim almaları gerekiyor. Ama hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz gayet istekli bu konuda destek bekliyorlar. Peki hocam, sizin de geçmişte yapmış olduğunuz çalışmalar ve biraz önce de Evet. bahsettiğiniz konuyla beraber bağlayalım hocam. Tamam, biraz daha açayım esasında ben o konuyu. Evet. Yine ben de Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda tabii ki biz yine bir başka sosyal paylaşım sitesi Microsoft'un ürettiği Windows Live Spaces'ı kullanarak ben yüksek lisans tezimi yayınlamıştım ve o da yine TÜBİTAK tarafından bir ödül almıştı. Computers and Education dergisinde yayınlanarak. Bu nedenle tabii ki biz bunlara yaptığımız çalışmalar hep bir basamak esasında ilk basamağını oluşturuyordu. Daha sonrasında tabii bunları Facebook'a, Twitter'a yaymaya karar verdik ve tabii ki Fezile hocamla da yaptığımız çalışmalarla birlikte bunu mobile learning'le de entegre etme yönünde çeşitli çalışmalarımız daha olacaktır. Yani durmadık, devam Devam edeceğiz. İyi bir ekip oluşturduk Evet. biz aslında. Esasında tek başına insan yani bir Evet. şeyleri yapamıyor. İşbirlikli çalışmaları yaparak Daha yani bir verimli. evet daha verimli Evet. aslında Bölüm fikir olarak alışverişi olarak. gayet